Seninle başlayalım tatlım. Zuhal Hanım tuzsuz. Tuzsuz doğru. Bir de domates kabukları ağzımıza geliyor. Hmm. İçine domates kabuğu var. Kendimiz tuzunu atacaksak siz neden buradasınız? Şimdi hiçbir restoranda zaten tam anlamıyla sizin damak tadınıza göre ben bir tuz ayarlayamam. En azından biraz bir tık böyle tuzu olabilir. Kafe işletmecisi olarak en iyi bildiğiniz şey olması gereken siz bana şu an çok saçma sapan bir yorum yapıyorsunuz. Vallahi tuz bile istemiyorlar yemeklerimden inanın. O kadar orantılı yapıyorum ki ne fazla ne oran eksik. Değil hanımefendi. Kararında değil. Olan olabilir, şey olan olabilir. Çok tuzsuz. Aramızda yaşça büyük olanlar var. Kim onlar? Direkt... Eknur Hanım. Aa oldu mu şimdi hanımlara öyle? Bu kadar botoks ihtiyacı varsa demek ki bir problem var. İhtiyacım yoksa ayakta olacak dedi, iyi dinle. Konumuz botoksa değil ama bir saattir botoks oluyor burada. Dönüp dolaşıp botoksa geliyoruz. Ya çok gülmem geliyor Zuhal Hanım, özür dilerim. Evet, sen onun dışında beğenmedin mi çorbayı? Beğenmedim, patlıcan köstede almıyorum, daha çok domatesin tadını alıyorum. Olmayabilir mi acaba içinde patlıcan? O yüzden almamış olabilirsiniz. Belki. Olabilir. Ne tadı aldın, ne sebzeler geldi vurdu sana? Domates çok yoğun ve domatesin kabukları var. Domates yoğun kabukları var. Sen ne diyeceksin? Zuhal Hanım ben de bir yorum yapayım. Lütfen. Botoks dolgudan çok alamam ama çorbadan anlıyorum. Evet. Kapya biber, domates. Evet. Soğan var mı? Yok. Sarımsak. Bunları da közlemeni isterdim. Ayrıca fırında közledin galiba. Fırın ve közmatikte. Közmatikte. Biberleri... Evet biberleri közmatikte közmatik, yaptı. Fırında domatesi. Fırında da domates ve... Brokoli. İlik brokoli. Suyu şey bu hazır satılan konserveler onlardan kullandın galiba değil mi? Neyi? İlik suyunu. İlik suyunu mecbur oldu da kullandım. Mecbur niye mecbur? Biraz kemik aldı bu arada kenarda. 3,5-4 saatte bir kemik suyu ilik suyunu çıkması lazım. Ben bunu 4 saatte evet. Nasıl çıkarım? Yok hızlı evet. Bir şekilde. Bir aşçı olarak bunu bu şekilde söylüyoruz ama ben sizin aşçılığınıza da güvenmiyorum. Kesinlikle. Yarın gidiyor. Yani. İlik suyu saatlerce kaynaması gereken yani. Bir şey. İlik suyu derken kemik suyu. Ben ilikten bahsedeyim. Kemik suyu. Ben ilik suyu kullandım gösteriyorum. O ilikler kemikler var ya kemik suyu gereken bir şey. Saatlerce kaynaması gereken. Yaptılar bizde. Düdüklüde kaynatıyorlar. Yani tabii ki tercih meselesi. Sen nasıl buldun çorbayı? Onun dışında dedi? Yok şey püre gibi bir kıvam var. Hani tam böyle özdeşleşmemiş. Tuzsuz zaten onu sürmeye gerek yok. Bu çorbayı daha önce gördünüz mü? Tabii. Gördüm yedim yaptım. Nerede yediniz bunu? Vallahi merak ediyorum. Mesela nerede yediğimi sana adres mi vereyim ya? Nerede? Yok adres nerede? Yedim açık adres alalım. Yani. Tam olarak hangi ben mekan? Ben hiçbir yerde yemedim mesela. İşte gördüm. Zaten güzel bir çorba olsa her yerde yapılır. Demek ki güzellik bir tek sen yapıyorsun. Ben bir farklılık yani. Katmışım en azından masaya. Farklılık yani. Katmamışsın, yapamamışsın evet. Ki. Yapsaydın katlayacaktın da. Söylediğim yani güzel yapılan bir çorba farklılığı yok ki. Bunun herkesin nasıl evinde yaptığı, kişinin yaptığı bir çorba. Kim yapıyor bunu? Herkes. Sanki bir tek sen yapıyormuşsun gibi konuşuyorsun. Yo, ben yani. Yapıyormuşum gibi konuşmuyorum. Bir de yemeğinin önüne de şefin et tavası demişsin. Sanki bir tek ya bu et tava dünyanın her yerinde yapılan bir şey şefi. Evet. Hangi şef yani? Kim şef? Ya buradan şef kim yani? Bugün öyle şef ayrıca sen şef misin arkadaşım yani? Şef Ömer. Sen egoyu falan bir bırak. Ego ile alakası yok. Ego ile alakası yok. Egoist konuşuyorsun. Dün yaptığın yorumlardan da gördük seni zaten. Benim dün yaptığım yorumlar gayet değil. Senin şefliğini senin de şefliğini gördüm. Ben şu an gördüm zaten merak bak, etme. Bak ben şef olduğumu iddia etmiyorum. Demek ama şefin et tavası koymuşsun. Ha, şefin et tavası ne diyeyim ne demek et tava de mesela. Et tava. Et tava evet. Sebep ben bugün kendimi şef ilan ettim. Bugün kendi şef ilan evet. Ettim. Tamam, bugün o şef. Ben senin şefliğini beğenmedim. Sen beğenmedin seni de sen beğendin Bilgiyor. Şimdi söyleyebilir miyiz? Yani dürüstçe söylüyorum sana evet. Bak gerçekten bir kere su içiyorum ben şu an. Suya su. Birkaç tane biberi közde yapmış. Gerçekten su tadıyor ya. Yani şuna hiçbir da su diyorsanız. Yok. Şefim diyor ortaya geçti. Ben hiçbir şey demiyorum. Yemin ediyorum bak Allah şahit su tadıyor bak. O kadar yemin ediyorum sana su hanım içiyorum. Hanımefendi siz buraya suya zaten tepkili geldiniz dünden dolayı. Asla öyle değil. Ben hiç öyle bir insan kapıdan değilim. Kapıdan girerken görüşeceğiz diyerek. Ne? Bugün geldi mi zaten? Ne dedi ne dedi? Görüşeceğiz diyerek geldim. Aa öyle mi dedi? Onu ben herkesle arkadaşlarımla görüşeceğiz diyerek çıkıyorum. O güzel bir selamlaşma şeklim. O çıkarken benim. Söylenir ama girerken görüşeceğiz derse başka anlaşılır. Girişim ve çıkışım oluyor benim. Hani görüşmek üzere dersin. ama şimdi görüşeceğiz diye içeri girersen niyetini baştan belli etmişin gibi oluyor. Dün dedi girdiniz masaya da geri çıkamadınız. Dün bana da dedi zaten böyle başım dik almak. Maşallah. Sen merak etme. Alttan bir tehdit. Bana da dedi gününde dedi? Görüşürüz dedi görürsün. Sen. Görüşeceğiz tabii. Çıkışta dediyse sokun. Yok yok burada yok. Söyledi. Ha ha. Ha. Sen nasıl buldun çorbayı bu arada? Çorba tuzsuz ve sadece domates tadı geliyor ve tabağımız... Brokoli tadı falan almadın mı köz biber? Yok hiçbir şey almadım. Brokoliyi alamıyorsanız valla bir problem var bence. Ben size demek ki yeterince koymamışsınız. B'si yok. B'si yok. İçinde siyah közler var ve domates videoya gerek yok izleyeceğiz zaten. İddiaya giriyorum seninle. Malıma varlığıma neyim varsa bu su tadıyor arkadaşlar. Valla en sonunda çok su salacağım. Bir çorbaya yatırma. Ben söyleyeyim yani. Sen de beğenmedin. Tabağınızda domates kabuğu var servis tabağınızda. Ve aa, çok, ben yoktu. Sen çıkardın zaten. Yok, ben çıkartmadım. Hayır. İzleyebiliriz. İlk geldiğinde orada mıydı ben o? Ben iddia ediyorum orada öyle bir şey yok. İzleyebiliriz. Ben tamam, neden izleyelim. Çıkartayım? Bak bir tane köz varsa çıkarttım bunu izleyebilecek burada. Biri falan ben iddia ediyorum. Tamam ben de iddia ediyorum. Tamam bakar arkadaşlarım ilk masaya getirildiğinde çekmişlerdir. Tabağın şöyle duruyordu. Ben söyleseydin keşke hemen. Ben getirdim orada lütfen yani. Bilemem belki bizde koyarken yok. De öktünüz. Kabuğu soyup
koyabilirdim çünkü rondodan. Çünkü içinde de kabuk çok ve şey... Bir de közlerin soyulması çok kolay oluyor. Pıt pıt hemen geçiyor mesela. Onu biliyorum da ben bu şekilde yok. İçinde biraz tane olması için bak, orada... yaptım zaten. Peki, satamadık vallahi çorbayı. Satamadık. Geçelim yapalım. Sonraki yemeğe. Evet. Neydi o? Şimdi mantarımız var. Közlenmiş sebze çorbası hiç hayal ettiğim gibi gelmedi. Ben bunu daha çok mangalda, hadi mangalı geçtim. Bir ocağın üzerinde böyle köz tadı, is tadı alıp da yapılmasını beklerdim. Hiç zaten kıvamı da olmamıştı, tadı da olmamıştı. Tuzu hiç yoktu. Onun dışında da çok değişik bir tadı vardı. Ben fazla üstelemek istemedim, üstüne gitmek istemedim arkadaşımızın. Biraz böyle şekerli gibiydi böyle. Bir kaşık alıp tadını beğenmedim ve bıraktım. Közlenmiş sebze çorbasının tadı çok kötüydü. Su, suydu. Suya çiğ sebzeler koymuşsun gibiydi. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum, çorba çok kötüydü. Fiyasko. Közlenmiş sebze çorbası çok acayip bir şeydi. Çünkü sadece sıvı şekilde ve içinden domates kabukları çıktı. Tat denen bir şey yoktu. Mantar ama evet. Mozzarella'lıydı. Güveçteydi. Dereotlu. Ve de dereotlu. Öyle mantar deyip, mozzarella deyip geçmeyelim. Ona da pek hoş yorumlar alacağımı zannetmiyorum. Arkadaşlar tepkili çünkü. Yani o kadar çok... İsim takmış ki sanki çok aman aman bir şey gelecekmiş gibi önümüze. 3 dakikada yapılacak bir şey. Yani şu an mesela 10 dakika süresi var ya servis süresi. Evet. O 10 dakika içinde ben onu yapıp önüne koyabilirim mesela. Ya tabii canım normalde yaparsın da. Mantar içine koy kaşarı. 2,5 saat içerisinde yaptı tabii ki. Pişirmek yasak, ısıtmak serbest. Sadece süslemiş menüyü. Bol isim, bol hece süslemiş. Ama böyle güveçte güzel olabilir belki hani öyle mantar. Ben mantar çok seviyorum. Hele ki kaşarlı mantarı. Oh. Tadı güzelse karnım güzelce doyururum. Bugün kimse arkadaşının mutfağına girmeyecek galiba. Dün çok istekliyiz. Vallahi ben bekliyorum. Buyurun gelin. Aa bak bekliyor, mutfağım açık diyor. İsteyen var mı girmek için? Ben dün sadece şişleri merak ettim. Ben bakabilirim. Normalde karşıyım zaten mutfağa girmek. Şöyle bakayım. İlk dur bakacak. Baksın. Aman da pek cici. Mutfağa girmeye karşılarmış. Mutfağa girmeye karşıysan pis çalışıyorsun demektir yani. Bu kadar basit. Benim ocağıma laf ediyordu dostcana. Evet. Aa alkış geldi. Bir saniye. Çok mu beğendin mutfağı? Ya benim 6 tane menüm vardı. Çok sinirliyim sana. Gezge bakın. Bu ne? Bu ne? Ne o? Bu ne? Pislik dolu. Bu... Pislik. Aa öyle şeyler demeyin. İlk nur. Pardon. Bu oradan tuz. Diğer arkadaşlar da gelsin baksın. Yok yok bence yeterli ilk nur bence oraya. Bence bunu bir temiz... Bari kaldır da görmeyelim. Ayıp oluyor. Neyi? Onu mu? Ben onu görün diye zaten koydum oraya. Asla. Merak siz sadece boş bu. Yorum yapmaya gelmişsiniz. Hiç de ben hayatta şey boş yok. İnsan değilim. Ne oldu ne oldu? Waffle makinesi... İntikam alıyor hanımefendi benden. Ben intikam istersen vallahi bir kişilik mezar kazarım. Ben direkt gelip baktım. Vallahi boş konuşuyorsunuz. Toz yap. Makinesini oraya koymuşsun. Öbe ne yaparsın? Değil o waffle makinesi. Dur bakayım bir şey kazarmış. Ne yani, kazıyor? Yani intikam kadarı. Almak kötü bir şeydir. İntikam düşünen iki kişilik mezar kazar derler. Ya, ne biçim boş bir şey değil. Koru yarabbin ya. İknur Hanım kurulu gelmişsiniz valla saat gibi tak tak işliyorsunuz. Ben hep hazırımdır hiç kurmam kendimi. Sinirli değil misin dünden? Bana biraz sinirli çok göründü. Çok yalnız şöyle bir durum var. Biz hepimiz 4 verdik. En son veren benim. 4 dörtlük bir kadınım o yüzden 4 verdiniz. Hepinize aynı şekilde davranacak bilginiz olsun yani. Hepiniz aynı şekilde dörtlük bir kadının hepsi 4 verdi. İşte bu. Evet niye hepsi 4 verdi? Belevele yapmışlardır kendi aralarında. Belevele diyorsun. Yasak onlar. Kameralar çekiyor. Belevele falan yapan var işte, mıydı? Kameraman arkadaşlar. Belevele. 4 falan. Çekiyorlar 4 bir tarafınızda. Tamam işte bakacağım. 4 4 değil mi? 4 tarafınız. Kameralarla çevrili bir adadasınız adeta. Öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Acaba sen hani kendinle ilgili neydi hatanı kabul etmiştin? O kıl konusunda masaya koymam. Tamam yağları koy. Peki eti sence pişmiş miydi? Patlıcan. Ya gerçekten pişmiş gibiydi. Gibiydi. Yani pişmişti bence. Çünkü biz o kadar kişi tadına bakıp masaya getirdik. Niye çiğneyemedin? Herkes pişmiş dedi. Herkes pişmemiş dedi. Pişmiş şey dedi herkes. Siz ben oraya geldiğimde dedim. Tabii ki yani dediğimizi boş verin. Gözünüzle mi görmüyor acaba ya? Su alabilir miyim? Sizin ya botoks dediğiniz bir göz doktoruna gidin bence. Güzellik merkezine gideceğinize. O konuyu kapatalım artık. Pardon, tozcu Ömer, tozcu Ömer. Masaya düşmesin. Bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Düştüğü tabii zaman ki beni ilgilendiriyor. Misafirinim senin. Düştüğü zaman konuşursunuz. Ben misafirinim, ilgilendiriyor. Düştüğü zaman konuşursunuz. İnşallah düşmüştür, bakacağım. İnşallah düşmemiştir. Siz onun saçına laf söylüyorsunuz da gözlüğü çıkarınca sizinki de aynı oluyor. O yüzden gözlüğü takıyorum ya aynısı olmasın. Bakımlı gelin, bakımlı gelin. Dün kıllı kıllı yağlar, etleri önümüze getirdiniz. Şimdi saçtan mı bahsediyorsunuz? Bu konuyu açmasak. Allah'ım ya, midem bu anlı yani. O bir hataydı en da. En azından benim çorbamın tadı çok güzeldi. Kontrol edebilirdi. Çorban güzeldi. Çorbam gerçekten. Peki şimdi çorbası, emeği sonuçta hani evet vardı i̇şte bir hataları. Bir 5 verilemez miydi ya? Bugün kararından pişman olan var mı aramızda? Yok. Keşke düne dönseydik bir 5 verseydim diyen yok mu? Yok hayır. Hadi ya gerçekten 4 müydü? Hakkı 4. Valla çorbanın biz... ismi farklı olsaydı evet ben 5 verebilirdim. Ama sonuçta güzel bir çorbaydı ya. Güzel çorba. O zaman benim çorbam da gayet güzeldi. Hiç de güzel değil ya. Lütfen vallahi elini vicdanla sizinkine puan verdiysek buna en azından yemin adının ediyorum, hakkı var anladınız benim mı? Benim çorbam daha güzeldi. Çorba kat kat daha iyiydi. Ah dünkü çorba daha iyiydi. Kat kat daha iyi. Ben güzel veya kötü olarak konuşmuyorum. İsmi o değil. Yok ismi takılmıyor. Evet tamam takıldınız ya. Da sonuçta yaptığı yemeğin lezzeti var mı var o da para olarak karşılığı bizde puandır onun. Tabii yani ki. Bir puanı almalıydı sadece hani
Burada ben şu an gördüğüm kadarıyla dünkü çorbayı herkes beğenmişti. Bugün beğenmediniz ama değil mi? Evet. Dünkü çorbanın lezzeti okeydi, ismi yanlıştı. Tavuk suyu olmuş olsaydı tamam. Dünkü çorba bugünkünden kat kat güzel. Evet, daha iyi. Şimdi ben de onu diyorum. Hadi çorbasına verdiniz 1 puan. Mesela hani salatasında ne dediniz? Bir şey dediniz salata. Ben çok Akdeniz tuzlu yeşillik. Tuzlu buldum. Salatamın tadını salatası güzel ya. Işte. Ben salatayı beğendim. Şimdi sen de beğendin. Çorba da güzel. Eline bir 5 veremez miydiniz ya? Pilavda dediniz sebzeleri gözükmüyor. Evet, onu blender'dan çekmemeliydin. Tuz yoktu pilavda. Ya. Evet. Bir de gerçekten domates yoktu. Şimdi yoktu bu çorbaya tuzsuz diyoruz. Evet, ben tuz atmadığımı azalttığımı söylüyorum. Damacanadan doldurmuşsun, ısıtmışsın gibi. Gerçekten tadı ya. Ben normalde vicdanlı bir insanım ama çorban su tadıyor. Hadi herkesi geçtim. Siz aşçı olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Bu su muydu gerçekten? Ben su olduğunu söylemedim. Yok, ben size soruyorum. Yok, aşçı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Sasuk gibi tatmıyor muydu? Yok, hayır. Ne gibi? Su bizim başka... köyde sasuk derler. Sasuk. Sasıyı bilirim, sasuku bilmem. Sasuk gibi derler. Sasuk. Evet. Sizin köyde de her şeyi başka söylerdi. Dün de duta tut diyordunuz. Bizim köyümüz öyle. Anadolu'nun bağrından kopuk. Ya en azından için. Ama bugünkü çorbayı gerçekçi yapmaya çalışmış. Yalancı bir çorba değil. Ha gerçekçi. Şimdi o zaman oraya dönelim. Şimdi... Bu sefer de ismi doğru ama çorbada lezzet yok. Evet. Ne yapacaksınız? Puan. Biz lezzete puan veriyoruz. Lezzete puan veriyoruz. Dün lezzete niye puan vermediniz? Ben dün çorbayı beğendim. Ama isim farklıydı. Yani ben işkembe bekledim sarımsaklı. Bir çelişki var burada. Bir tutarsızlık var. Sanki. Bence lezzete puan verilmeli. Bence de. Ben dün de söyledim. Ama, yani isim çok önemli değil. Ama yani şimdi ana yemek pişmemişse, efendim söyleyeyim yanmışsa, çiğse tabii ki şimdi puan kıracaksınız. O konuda yani kendisi kabul etmese de maalesef sen yemeğini... dediğin gibi ya hazırlarken bir hata yaptın ya pişirirken bir hata yaptın.